Bugün sektörümüzdeki sıcak konulardan birisi olan personel istihdamından bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin son birkaç yılda sağlık turizmi alanındaki ürünleri çeşitlendiği için yani ne demek istiyorum? Geçmiş yıllarda hematoloji, pediatrik cerrahiler, onkolojik tedaviler gibi daha pahalı daha hayat riski olan ve özellikle yabancı ülkelerin sağlık bakanlıkları, sigorta şirketleri gibi büyük kurumlar tarafından ödenen ve gönderilen hastanın gönderildiği medikal branşlarda hasta alıyorduk. Ama pandemi öncesinden başlamak üzere son birkaç yılda biz daha çok son tüketicinin karar verici olduğu, yani hastanın kendisinin ödediği, kendisinin satın aldığı, kendisinin karar verdiği estetik cerrahi gibi diş tedavileri gibi, göz saç ameliyatları gibi veya bariyatrik cerrahi gibi alanlarda hasta almaya başladık. Bu pazarlamanın daha çok son tüketiciye yönelik ve dijital mecralarda yapılması sonucunu beraberinde getirdi. Birçok branş kliniği ve hekim dijital reklam vererek çok sayıda lead almayı başarabiliyor. Bunun bir matematiği var. Yani lead dediğimiz şey hasta başvurusu ben tedavi olmak istiyorum ne kadar olur değerlendirir misiniz gibi başvuruyor. Biz buna kabaca lead diyoruz. Lead almanın belli bir algoritması oluştu. Yani bin hasta bana başvursun istiyorsanız bunun bir bütçesini çıkarıyor size. Bu işin uzmanı ajanslar var. O bütçeyi ayırdığınızda gerçekten bin tane genuine sahte olmayan hasta başvurusu alıyorsunuz. Ama bunların kalitesi çok azaldı. Aynı hastalar çok kliniğe başvurdukları için, çok fazla fiyat rekabeti de oluştuğu için bunların Conversion rate'i yani dönüşüm oranı, neye dönüşüm oranı? Kliniğinize gelen, para ödeyen hastaya dönüşüm oranı çok düştü. Eskiden başvuran 100 hastadan 10 tanesi, 12 tanesi gelip tedaviyi satın alırken günümüzde 100 hastadan 1-2'si oranına kadar düştü. Dolayısıyla sık sık söylüyorum, birkaç videoda bir söylüyorum. Dijital reklam stratejisi bence yeniden gözden geçirilmesi gereken bir şey. Artık çok da çalışmıyor. En azından verimli ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmıyor. Çok büyük bütçelerle bu işe girmek gerekiyor. Bu kadar büyük bütçelerinde geri dönüşü teşvikten yararlanılsa bile, çünkü teşviklerinde geri dönüşü bazen takılabiliyor, gecikebiliyor veya reddedilebiliyor çeşitli basit teknik sebeplerden. Teşvikten yararlanılsa bile bu kadar büyük reklam tanıtım, dijital tanıtım bütçelerinin karşılanması her baba yiğidin harcı değil. Şimdi bizim burada püf noktamız şuna dönüştü. Lead madem satın almak mümkün, lead yaratmak, üretmek mümkün. istediğimiz kadar başvuru alabiliyoruz parası neyse vererek. Bu başvuruların hastaya dönüşmesi, convert edilmesi kimin elinde? Call center'daki veya e-mail'i cevaplayan, Whatsapp'tan yazışan, telefonunu cevaplayan satış personelinin elinde. Daha önce de verdiğim bir örneği vereyim. Bir mağaza, gerçek fiziksel mağaza olduğumuzu düşünün. Diyelim çay satan, işte bilgisayar satan bir mağaza olduğunuzu düşünün. Dijital pazarlama mağazanıza çok sayıda müşteri adayının girmesini sağlar. Mağazada çalışan personel o müşterilerin bir şey satın alarak çıkmasını sağlar. Bizim satın alma sürecini yöneten personelimizin kalitesi çok kritik bir hal aldı. Bu türden personel çok az var. Çok yüksek paralar vererek elinde tutabiliyor klinikler bunları. Sık sık da transfer ediliyorlar veya kendi işlerini kurup çalıştıkları işletmeye rakip olarak ayrılıyorlar. Dolayısıyla kalifiye personel bulmakta çok zorlanıyoruz. Kalifikasyon nereden başlıyor? Dil yeteneğiyle başlıyor. Hedef ülkenin dilini konuşan personel bulmakta çok zorlanıyoruz. Örneğin Fransızca bilen personel bulmak sağlık turizminde çalışacak çok zor. Bizim Fransa pazarı veya Fransızca konuşan Afrika işte Cezayir gibi e, Türkiye'ye çok hasta gönderen örnek bir ülke olduğu için Cezayir'i verdim. Diğer Frankofon Afrika ülkeleri gibi veya İsviçre'nin belli kantonları gibi bölgelerden hasta almak için yapacağımız pazarlamada Fransızcayı iyi konuşan, iyi yazışan personel bulmamız, çalıştırmamız, istihdam etmemiz gerekiyor. İngilizce bilen, Almanca bilen, Arapça bilen, Rusça bilen bunlar görece olarak daha kolay erişilebilir, daha kolay bulunabilir personel. Ama nadir dillerde çok zorlanıyoruz. Bir de özellikle mesela Portekizce konuşan, Brezilya'dan hasta alan, Portekiz'den hasta alan meslektaşlar var biliyorum. Bu tür daha da nadir, dünyada da az konuşulan dilleri bilen personel bulmakta çok zorlanıyoruz. Bulduğumuzda bu personelin satış yeteneğine, dürüstlüğüne, ahlakına çok bakmadan istihdam etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu birazdan söyleyeceklerim. Yani biz bulduk da dil bilenini, yeteneklisini arıyoruz veya veya kültürü adaptasyonu olanını mı arıyoruz Mert Bey diyeceksiniz. Ben söylemek istediklerimi yine söyleyeyim bu çünkü önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çok konuşulan diller için olsun benim bu söyleyeceklerim. Örneğin Arapça bilen personel bulmak günümüzde çok kolay Türkiye'de. Birçok klinik Arap coğrafyasına satış yapmak için Arapça bilen personel istihdam ediyor. Ama hangi Arapçayı konuşuyor? Çok bilinen bir şey, harca alem bir şey söylüyorum, ilginç bir şey söylemiyorum. Arapçanın yüzlerce lehçesi var. Fakat bunların alt kırılımında her bir lehçe veya her bir isim bir kültürel çağrışım yapıyor. Yani Irak'ın içerisinde üç ayrı kültürel grup var. Birçok vardır da üç ana grup var. Şii Iraklılar, Sünni Iraklılar ve Kürt uyruklu Iraklılar. Bunların üçü de birbirinden ayrı üç millet gibiler. Aynı milletin içerisindeler ama birbirlerinden çok farklılar. Birbirleriyle de aralarında adı konmamış bir kültürel gerilim, tansiyon var. Zaman zaman adı da konuluyor. Şii bir Iraklı'nın Sünni bir Iraklı'ya satış yapması çok zor. Siz Iraklı bir personel istihdam ettiğinizde veya Suriyeli bir personel istihdam ettiğinizde o personelin ismi Hüseyin ise Irak'ın Sünni bölgesinden birisine satış yapmasını bekleyemezsiniz. Telefonu açıp aynı Şive ile bile konuşsa, aynı Arapça ile bile konuşsa merhaba ben Hüseyin bilmem kim diye kendini tanıttığı anda burada bir direnç, bir, bir ön yargı gelişiyor. Buna şöyle örnek vereyim. Türkiye'de örneğin şu anda işte Türkiye'nin sosyolojisine alalım. İçinde bulunduğumuz siyasi iklimdeki toplumsal kırılmaları, gerilimleri, kamplaşmaları düşünelim. 2024 senesinde çekiyoruz bu videoyu. Belki yıllar sonra da izleniyor ya YouTube'da. O zaman böyle bir şey dilerim kalmamış olur. Boş konuşuyormuş gibi olmayalım o yıllarda izleniyorsa ama günümüz Türkiye'sinde örneğin telefonu hayırlı günler diye açmak başka bir şey çağrıştırır. İyi günler diye açmak başka bir şey çağrıştırır. Belli bir bölgede yaşayan örneğin İzmir'de yaşayan birisine bir hitabet biçimiyle satış yapmanız çok zordur. Ama öte yandan Anadolu'nun bir kasabasında yaşayan birisine diğer hitabet türüyle satış yapmanız çok zordur. Bu örnekle anlatmaya çalıştığım şey şu. Hedef ülkenizin dilini bilen personel yeterli değil. Kültürünü de bilen, oradaki hassasiyetleri de bilen personel istihdam etmeniz gerekiyor. İsmini vermeyelim. Türkiye'nin işte lider kabul edebileceğimiz büyük hastane gruplarından bir tanesinin uluslararası pazarlama departmanında Rusya coğrafyası için, Rusça konuşulan coğrafya için demiyorum, orayla ilgili onlarca kişi istihdam ediyorlar. Sadece Rusya ülkesi için 3-4 ayrı departman var. Çünkü Rusya'nın kuzeyine hitap eden pazarlama yöntemi farklı, orada pazarlanan ürünler de farklı. Rusya'nın büyük şehirlerinde, Moskova'da, St. Petersburg'da konuşulan şive farklı. Bu büyük şehirlerde yaşayan insanların taşrada yaşayan Ruslara bakışı farklı. Kafkasya coğrafyasına yakın olan, Rus uyrukların konuştuğu şive farklı, kültürel kodlar farklı. Bunun bilincinde olan, bunun farkında olan büyük kurumlarımız departmanlarını ihtisaslaştırıyor, uzmanlaştırıyor. Bölgesel, kültürel, işte dini hassasiyetlere göre, kültürel hassasiyetlere göre veya tıbbi branş hassasiyetlerine göre hassasiyet demeyelim, önceliklerine göre Uzmanlaştırıyorlar. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Çok fazla kişi bana şunu söylüyor. Rusça bilen personel aldık. Çok iyi ana dili gibi Rusça konuşuyor. Ya ama bir türlü Rusya'ya satış yapamıyor. Şeyi çok düşük. Ee, dönüşüm oranı çok düşük. E çünkü ben bile anlıyorum ki Rusça bilen personelinizin soyadından onun Ukrayna kökenli olduğu anlaşılıyor. Şu an Ukrayna ve Rusya savaş halinde. Buradaki bilinç altında ve bilinç üstünde yaşanan hassasiyetleri, gerilimleri, stresi tahmin edebilirsiniz. Bütün bunlara da dikkat ederek pazarlama elemanlarını istihdam etmemiz gerekiyor. Tekrar başa döneyim. Nadir dillerde ne bulursak razı olmak zorunda kalabiliriz. Ama kolay bulunan dilleri konuşan personel istihdam ederken hedef coğrafyamızın bu tür dengelerine, hassasiyetlerine de özen göstermenizi tavsiye ediyorum.